karşılaştırmalı üstünlükler ülkeler arası fiyat farklılıklarına bu farklılıklar ise arz ve talep faktörlerinin birlikte etkisine bağlıdır. Uluslararası iktisat teorisinde göreceli fiyatlar ticaret hadleri ismini almakta ve ihraç mallarının ithal mallarıyla değişim oranı olarak tanımlanmaktadır. Dış ticaret yapan ülkelerin talep koşullarına yer verilmedikçe analizlerin şu yönlerini belirlemek olanaksızlaşır. 1 Dönüşüm eğrisi üzerinde dış ticaret öncesi denge noktası, 2, uluslararası denge fiyat oranı, 3, dış ticaret sonrası tüketim ve üretim noktaları. Bu konu ile bağlantılı olarak kullanılacak anahtar kavramlar, dış ticaret hadleri, karşılıklı talep kanunu, teklif eğrileri, uluslararası ticaret dengesi ve toplumsal kayıtsızlık eğrisidir. Bu programı izledikten sonra arz faktörünün yanında talep faktörleri uluslararası ticaret teorisi analizlerinde nasıl bir rol oynar? Uluslararası ticarette denge sağlayan fiyatlar nasıl oluşur? Dış ticaretin yararları nelerdir sorularına cevap bulabileceksiniz. Ricardo'ya göre ülkelerin yurt içi üretim maliyetleri oranı uluslararası ticarette denge fiyatlarının veya ticaret hadlerinin sınırlarını belirler uluslararası ticaret dengesini sağlayan göreceli fiyat oranının hangi düzeyde ulaşacağını, ülkelerin arz faktörlerinin yanında aynı zamanda onların talep koşulları belirler. Dünya piyasalarında da denge fiyatları ihracat arzı ile ithalat talebini birbirine eşitleyen fiyatlardır. İhracat arzı ithalat talebini aşıyorsa bu fazlalığın doğurduğu baskılar sonucu uluslararası fiyatlar denge sağlanıncaya kadar düşecektir. Eğer cari ticaret hadlerinden bir ithalat talebi fazlası varsa bu kez dünya fiyatları yükselecek ve yeni bir denge oluşacaktır. İki ülkeli modelle ilgili şekilde ülkelerin iç maliyet doğruları arasında kalan alan karlı ticaret alanıdır. Bu alan içinde yer alan tüm uluslararası fiyat oranlarından ticaret iki ülke içinde karlıdır. İç maliyet doğrularının belirlediği karlı ticaret alanı içinde ticaret hadleri bir ülkenin yurt içi maliyetlerine ne kadar yaklaşırsa, karşı ülkenin dış ticaret kazançları o derece artar. Daha açık deyişle ticaret hadlerinin Amerika'nın iç maliyet oranına yaklaşması, Türkiye'nin Türkiye'nin iç maliyetlerine yaklaşması da Amerika'nın dış ticaret kârlarını artırır. Klasik iktisatçılardan dış ticarette talep koşullarına ilk kez yer veren düşünür John Stuart Mill'dir. Mill'in dış ticaret hadlerinin oluşumu ile ilgili açıklamaları karşılıklı talep kanununa dayanır. İki ülkeli bir modelde bir ülkenin karşılıklı talebi, onun kendi malından vereceği bir birim için öbürünün malından talep edeceği miktarlarla ölçülür. Ülke, belirli miktar yerli mal karşılığında ne kadar az yabancı mala razı oluyorsa, ithal malına olan karşılıklı talebi o derece şiddetli demektir. Karşılıklı talep teorisi, ünlü İngiliz iktisatçısı Alfred Marshall tarafından geliştirilen ve teklif eğrileri adı verilen şekillerle incelenmiştir. Ülkenin belli miktar veya hacimdeki ithal malı karşılığında önerdiği ihraç malı tutarına teklif adı verilir. Bir teklif aynı anda şu üç şeyi ifade eder. İhraç miktarı, ithal miktarı ve uluslararası fiyat oranı. Ticaret hacmine bağlı olarak ülkenin teklifleri de değişir. İthalat her defasında belli miktar arttırılırken ülkenin her ilave birim ithal malı karşılığında kendi malından teklif edeceği miktarlar giderek azalır ve hatta bir noktada sıfıra düşer. Bu noktada toplam ihracat hacmi en yüksek düzeydedir. Bundan sonra ise ithal malı miktarı arttırılmak istenirse ülkenin kendi malından teklif edeceği miktarlar toplam olarak da düşmeye başlar. Bir teklif eğrisi hem arz hem de talep eğrisi olmak özelliklerine sahiptir. Teklif eğrisinin şekli, ülkenin üretim teknolojisi, faktör donatımı, ekonomik yönetimde etkinlik gibi arzla ilgili özelliklerini yansıtmaktadır. Teklif eğrisi orijinden çıktıktan sonra iç maliyet doğrusundan saparak kavisli bir durum alır. Bunun nedeni azalan marjinal fayda kuralıdır. Teklif eğrileri ülkelerin arz ve talep koşullarını yansıttığı için bu eğrilerin analizi bir genel denge analizi niteliğindedir. Dünyada denge fiyatları, toplam uluslararası ihracat arzı ile toplam uluslararası ithalat talebini birbirine eşitleyen fiyatlardır. Bir fiyat oranının denge ticaret haddi olabilmesi için bu fiyattan bir ülkenin ihraç edeceği miktarın diğerinin ithal edeceği miktara eşitlenmesi zorunludur. Uluslararası denge, iki ülkenin ayrı ayrı elde edilen teklif eğrileri aynı şekilde üzerinde gösterilirse bunlar bir noktada kesişirler. Bu noktadan geçen fiyat oranı ise denge ticaret haddini oluşturur. Her maldan teklif edilen miktar, o maldan talep edilen miktar eşitlendiğinde uluslararası ticarette dengeye ulaşılmış olur. Talep koşullarını incelemenin diğer bir yolu da toplumsal kayıtsızlık eğrileri analizini kullanmaktır. Toplumsal kayıtsızlık eğrileri, bireysel tüketici kayıtsızlık eğrileri mantığına uygun biçimde toplumun talep koşullarını ve refah düzeyini gösterirler. Ancak söz konusu eğrilerin bu amaçla kullanılabilmesi için dış ticarette açıldıktan sonra toplumun gelir dağılımının yoksullaşacak biçimde değişmemesi gerekir. Ya da bazı kimseler yoksullaşmış olsalar dahi gelir artan kimselerden aktarılacak gelirlerle bu düşüşün karşılandığını varsaymak gerekir. Kapalı bir ekonomide denge, dönüşüm eğrisinin ülkenin bir toplumsal kayıtsızlık eğrisine teğet olduğu noktada gerçekleşir. Dışa açık bir modelde ise denge iki ülkenin dış ticaret üçgenlerini eşitleyen uluslararası fiyat oranında sağlanır. Çünkü yine ancak bu uluslararası fiyat doğrusunda bir ülkenin ihraç ettiği miktar diğerinin ithal ettiği miktara eşitlenmiş olur. Eğer ticaret ortaklıklarından birisi çok küçük diğeri çok büyük bir ülke ise o takdirde karşılıklı talep kanununun özel bir durumu ortaya çıkar. Uluslararası ticaret, büyük ülkenin iç maliyet oranından ya da ona çok yakın bir fiyattan yapılabilir. Dolayısıyla dış ticaret kazançlarının önemli bir payı ufak ülkeye gider. Ticarette büyüklük kavramı her zaman ülkenin coğrafi ya da fiziki ile ilgili değildir. Nitekim coğrafi bakımdan büyük sayılan birçok ülke, çoğu malların dünya ticaretinde önemsiz bir alıcı veya satıcı durumundadır. Ülkelerden birisi ABD gibi çok büyük, diğeri Lüksemburg gibi çok küçük ise dış ticaret hatları OP gibi ABD'nin iç fiyat oranına yakın bir düzeyde belirlenir ve dış ticaret kazançlarının ağırlıklı bölümü küçük ülke Lüksemburga gider. Dış ticaret yalnız mevcut kaynakların daha iyi kullanımına olanak vererek değil, aynı zamanda yarattığı dinamik etkilerle de ülke refahı üzerinde olumlu etkiler doğurur. Birincisine dış ticaretin statik, ikincisine de dinamik yararlar adı verilir. Statik etkiler daha çok gelişmiş, dinamik etkilerde gelişmekte olan ülkeler açısından önem taşır. Dinamik etkiler arasında özellikle yurt içi üretim ve kaynak açığını kapama, ürün fazlasına pazar sağlama, Ulusal üreticilere rekabet yaratma, iç piyasa hacmini genişletme, ekonomiye dinamizm kazandırma gibi etkiler sayılabilir. Ricardo modelinde talep koşullarına yer verilmemiştir. Oysa uluslararası ticarette fiyatların ve alınıp satılan miktarların belirlenmesi için arz koşullarının yanında talep koşullarını dikkate almak zorunludur. İki ülkeli ve iki mallı standart bir ticaret modelinde iç maliyet oranları uluslararası ticaret dengesini sağlayacak fiyat oranının sınırlarını belirler. Standart dış ticaret modellerinde talep koşullarının etkisini incelemek için kullanılan iki geometrik araç vardır. Birisi teklif eğrisi analizi, diğeri de toplumsal kayıtsızlık eğrisi analizidir. Uluslararası ticarette talep koşullarının etkisini ilk inceleyen iktisatçı John Stuart Mill'dir. Millin ortaya attığı karşılıklı talep kanunu teorisi daha sonraları geliştirilen teklif eğrileriyle somut biçimde açıklanmıştır. Genellikle dış ticaret kazançlarının yalnızca üretimde uzmanlaşmadan kaynaklandığı düşünülür. Oysa bu doğru değildir. Üretimde uzmanlaşmanın olmadığı varsayılsa bile dış ticaret ülkeler için yine de kazançlıdır. Bunlar tüketimden kaynaklanan kazançlı olabilir. O halde kapalı ekonomiye göre açık ekonomilerde sağlanan kazançlar iki bölümden oluşur. Bunlar tüketim kazançları ve üretim kazançlarıdır. Bazen birincisine değişim, ikincisine de uzmanlaşma yararları dendiği olmaktadır. Bu programda arz faktörünün yanında talep faktörleri uluslararası ticaret teorisi analizlerinde nasıl bir rol oynar? Uluslararası ticarette denge sağlayan fiyatlar nasıl oluşur? Dış ticaretin yararları nelerdir? sorularına cevap verildi. Konuyla ilgili daha ayrıntılı bilgi Uluslararası İktisat Teorisi ders kitabının ikinci ünitesinde yer almaktadır.